Aklındaysa kazanan sen olursun. Aklımda. Enerji verimli buzdolabı almak yetmez. Onu verimli kullanmak da aklımda. Hayatım, kumandayı verir misin? Aklımda. Klimayı ideal oranda çalıştırıp enerjiyi boşa harcamamak da aklımda. Çak. Hayatım, ben markete gidiyorum. Hayatım. Aklımda. Yakın yerlere arabayla gitmemek de aklımda. Hem senin geleceğin için, hem aile bütçemiz için, hem de kendi sağlığım için. Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımda. Enerji verimliliğini aklından çıkartma, aklınla verimli yaşa. Aklındaysa kazanan sen olursun. Aklımda. Enerji verimli buzdolabı almak yetmez. Onu verimli kullanmak da aklımda. Hayatım, kumandayı verir misin? Aklımda. Klimayı ideal oranda çalıştırıp enerjiyi boşa harcamamak da aklımda. Hayatım, ben markete gidiyorum. Hayatım. Aklımda. Yakın yerlere arabayla gitmemek de aklımda. Hem senin geleceğin için, hem aile bütçemiz için, hem de kendi sağlığım için. Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımda. Enerji verimliliğini aklından çıkartma, aklınla verimli yaşa. Aklındaysa kazanan sen olursun. Aklımda. Enerji verimli buzdolabı almak yetmez. Onu verimli kullanmak da aklımda. Hayatım, kumandayı verir misin? Aklımda. Klimayı ideal oranda çalıştırıp enerjiyi boşa harcamamak da aklımda. Çak. Hayatım, ben markete gidiyorum. Hayatım. Aklımda. Yakın yerlere arabayla gitmemek de aklımda. Hem senin geleceğin için, hem aile bütçemiz için, hem de kendi sağlığım için. Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımda. Enerji verimliliğini aklından çıkartma, aklınla verimli yaşa. Evet, merhaba değerli izleyiciler. Yine Time 35 ekranlarında Bilinçli Toplum programıyla karşınızdayız. Soğuk bir İzmir, haftanın ortası ama biz yine de bu soğuğa rağmen sıcak, mutlu, huzurlu bir hafta dileyerek programımıza başlamak istiyoruz. Tabii her şeyin başı sağlık, özellikle sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün yine sivil toplum örgütlerinin önemli bir temsilcisi İzmir'de, aynı zamanda da avukat kimliğiyle Kastamonlular Derneği Başkanı sevgili Kemal Balcıoğlu stüdyo konuğumuz. Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Nasılsınız başkanım? Çok şükür iyiyiz. Sağlıklı olmaya çalışıyoruz dediğimizi. Soğuklarla nasıl aranız? Valla soğuk, İzmir'in soğuğu zaten apayrı bir şekildedir, nemli olduğu için. Ama yine de hasta olmadan inşallah devam ediyoruz. İnşallah. Dikkat ediyoruz hijyen kurallarımıza, diğer mesafelerimize. Seyircilerimiz de aynı şekilde devam ederlerse o şekilde seviniriz. Evet, bu tabii bu arada sağlık deyince malum bir koronavirüs sendromu hala devam ediyor ama tabii artık bir takım esnemeler ve rahatlamalar topluma da sirayet etti. Doğal olarak sanki öyle bir algı var. Ben öyle gözlemliyorum başkanım. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama sanki korona bitmiş, her şey normale dönmüş gibi bir süreç yaşıyoruz. Şimdi toplumda tabii ikilemdeler. Hem ekonomik kriz noktasında, ekonomiyle ilgili bir alışveriş ve diğer kısımda, ama sağlık da çok önemli. Çünkü sağlıklı olmadığınız sürece ekonomik ve diğer çalışma alanlarınızın yürümesi mümkün değil. Evet. O sebepten dolayı öncelikle bütün hijyen kurallarına, bütün sağlıklı mesafeye ve diğer kısımlarımıza dikkat ederek hayatımızı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Kapalı yerlere girerken, çıkarken mutlaka bunlara dikkat edip, hele şu anda kış ortamında soğukta olduğumuz için kalabalık yerlerle bulunmamamız gerekir. Bir an evvel kalabalık yerlerden ayrılmamız, işimizi görüp çıkmamız
gerekir diye düşünüyorum. Evet, tabii o önemli bir ayrıntı. Belirlenen kurallar ve ölçüler dairesinde yaşamımızı varmış gibi, yokmuş gibi değil de aslında. Korona varmış aynen gibi öyle idam ettirmek gerekiyor. Tabii biraz önce siz de değindiniz sohbetimizin içeriğinde. Tabii onu da bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak, toplumun nabzını tutan biri olarak, yani ekonominin, elektrik veya faturaların, kış şartlarının etkilerini, toplumdaki yansımalarını da sizden dinlemek isteyeceğiz. Ama ona geçmeden önce sevgili başkanım, bir izleyicilerimiz Kemal Balcıoğlu'nu şöyle kısaca bir tanırsa. Kemal Balcıoğlu'nu tanırlarsa, yaklaşık olarak 40 yıldır İzmir'deyim. 1982 yılında İzmir'e geldim. Tabii o zaman 14 yaşında bir çocuktuk. Babam rahmetli asker kökenli oldukları için Türkiye'nin birçok yerinde görev yapıp en son İzmir kısmında görevi icabıyla burada bulunduk. O günden beri de İzmir'deyiz. Artık İzmir ikinci bir memleketimiz. Kastamonu'da her ne kadar ata toprağımız Kastamonu olsa, İzmir'de artık bizim burada yaşadığımız, büyüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz, katkıda bulunduğumuz, bulunacağımız bundan sonraki kısımda. Oğlum burada doğdu. Bundan sonraki yaşantımı sürdüreceğimiz bir yer. 30 yıllık bir meslek hayatım var, avukatlığı. Ve serbest avukat olarak çalışıyorum. Bazı kurum ve kuruluşlarda hukuk danışmanlığı yaptım belli bir uzun süre. Yine toplum, sivil toplum ortaya STK'larda uluslararası birkaç konfederasyon, federasyonlarda hukuk danışmanlığı yapmaktayım. Aynı zamanda Kastamonlar Derneği'nin 1996 ve 2000 yıllarındaki kuruluşundan beri içinde bulunmaktayım. En son bizi hemşehrilerimizle İzmir'de dernek başkanlığımızı uygun gördüler. Biz de görevden kaçamayacağımız için de buradayız. Mümkün olduğu kadarıyla Kastamonu ilişkilerde bulunup Kastamonu'muzu İzmir'de tanıtmak, ülkede tanıtmak, Kastamonu'za ve İzmir'imize karşılıklı olarak nasıl bir katkıda bulunacağımız konusunda çalışmalar yapmaktayız. Evet, kolay gelsin. Tabii zor bir süreç. Özellikle 2020'den itibaren pandeminin de patlaması. Zaten Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin hayatı idame etmesi, yaşaması zaten zorlayıcı bir unsur. Özellikle başkanlık konumunda bulunan arkadaşların ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunları sizler yakinen yaşıyor ve biliyorsunuz. Ve bunun üzerine bir de hem pandemi hem akabinde ekonomik ve sosyal sıkıntılar da bilince dernekçilik gittikçe zorlaşıyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Kastamonlular Derneği bir hemşeri derneği İzmir'de yer alan. Evet. Tabii ülkemizde bu bir tartışma konusu oldu. Uzun süre tartışıldı. Hemşeri derneklerinin varlığı olmalı mı olmamalı mı? Bir takım görüşlerde hemşeri derneklerinin olmasının, varlığının fayda getirdiği, bir takım görüşlerde de zarar verdikleri yönünde beyanlar, görüşler, düşünceler toplumda dolaşıyor açıkçası. Siz bu konuda ne düşünürsünüz başkanım? Bir hemşeri derneğinin şu anda başkanlığını yapan aynı zamanda hemşeri derneğinin bir derneğin başkanıyım. Aynı zamanda da bir konfederasyonun başkan yardımcılığını yürütüyorum. Karadenizliler Konfederasyonu'nun ve diğer federasyonun da kurucusuyuz yine. Hemşeri derneklerinin olmaması STK'ların ve diğer toplumdaki vatandaşların birbirinden kopması anlamı demektir. Bunlar birbirlerini geldikleri, yaşadıkları şehirle, ata topraklarına döndükleri, yaşadıkları geçmişlerini birbirine bağlayan ve bizim ananelerimizi, göreneklerimizi yaşatmamız gerektiğini, geçmişten kopmadan ama geleceğimizi de ilerleterek birbirine bağlayan hemşeri dernekleri olarak görmemiz gerekir. Ki ileride, geçmişte yaptığımız yanlışlıkları ileride yapmayalım. Eğer bu ikisini birbirine bağlayamazsak, hem çocuklarımız için hem de ülkemizin ve o şehirdeki şehrimizin gelecekleri konusu tehlikeye düşeceğini düşünenlerdenim. O yüzden hemşeri dernekleri esasında çok büyük katkılarda bulunup herhangi bir şekilde maddi bir çıkarı olmayan, yalnızca manevi olarak çalışan bir STK kuruluşlarıdır. Hemşeri dernekleri bir diğer dernekler de mutlaka çalışmakta STK'lar, ama ticari amaçla kurulanlar var. İş adamları
kendi işlerini geliştirmek amaçlı kuruyorlar. Oysa hemşeri dernekleri yalnızca kendileri hemşerileriyle ilgili veya yanındaki diğer bölgelerdeki insanlarla ilişkilerini kurup onlara yardımlaşmayı, birlikte olmayı, birlikte yaşamanın nasıl bir şey olduğunu, geçmişten gelen anneleri ve göreneklerini bir şekilde anlatması gerektiğini, işte müziğiyle birlikte diğer kısımlarında anlatan bir kurum olarak görmek lazım. Evet. Ve STK'lar bu yüzden hemşeri dernekleri bence çok önemli bir görev yerine getiriyorlar. Tabii ben de aynı düşüncelerdeyim. Şimdi insanlar çeşitli sebeplerden dolayı doğduğu ve memleket kabul ettiği bölgelerden ayrılıp başka yerlere ikamet zorunluluğu vardır. Bu hepimiz için geçerli. Dolayısıyla buralarda kendi yöre kültürünün ayakta kalması bireysel anlamda çok mümkün olmuyor başkanım. Hani aileler birbirinden kopuyor. Yaşantının getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Tam bu noktada aynen dediğiniz gibi tam bu noktada örgütlü olarak bu kültürün gelinen ilde ya da bölgede sağlıklı bir şekilde yaşatılması açısından çok önemli bir aktivite ve rolü olduğunu düşünen biriyim ben de. Bu anlamda tabii dernekçilik açısından önem arz ettiğini, sosyal hayat açısından da düşünüyorum. Şimdi Kastamonlular Derneği eski bir dernek. Kaç evet. yılında kuruldu? Bir kısaca derneğe de bir tanıyabilir miyiz başkanım? 1996 yılında kuruldu. Siz o zaman da var mıydınız? Evet. Kuruluşundan beri, buradayız yapısından. Mesleği de zaten 1996 yılında kendi büroma açtım. 92 mezunuyum. İkisi beraber birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Dernek ilk önce konaktaydı. Daha sonraki kısmında hemşehrilerimizin ve iş adamlarımızın, İzmir'deki iş adamlarımızın katkılarıyla Bornova'da kendimize ait bir yerimiz satın aldık. Ve şu anda derneğimize ait bir yerdi. Ama maalesef 30 Ekim'deki depremde etkilenerek ağır hasarlı olarak yıkıldı. Şu anda yeniden binayı yapmaya çalışıyoruz. Kendi yerimizi de o şekilde taşınacağız şu anda. Başka bir yerde geçici olarak Kastamonlular Derneği'nin faaliyetlerini orada sürdürüyoruz. Evet başkanım, tabii burada tebrik etmek de lazım. Yani bir derneğin kendine ait mülkünün olması kurumsal kimliğinin de bu anlamda kazanılmışlığının bir göstergesi. Maalesef birçok derneğimiz istemelerine rağmen bu imkanı ekonomik nedenlerle bulamıyor. Keşke şartlar veya toplumun bakış açısı buna uygun olsa da tüm derneklerimiz kendilerine ait mülklerde kira sorunu yaşamadan faaliyetlerini yürütebilecek bir potansiyele ulaşmış olsa, ama siz Kastamonlular olarak bunu başarmışsınız. Tabii ki tebrik etmek gerekiyor. Şimdi bu açıdan yaptığınız faaliyetlerle ilgili biraz önce aslında ipucu verdiniz de hemşeri derneklerini tanımlarken. Yine bir neler yapıyor Kastamonlular Derneği? Etkili bir dernek, önemli bir dernek. Ha bu arada başkanım, hemen şeye sorayım. Bu çok konuşulur ya. İzmir'de ne kadar Kastamonlu yaşıyor? Evet, herkes az önce siz anlatırken o konuyu da mutlaka girecektim sormasanız dahi. Şimdi yok, ben onu hemşeri derneklerine hep soruyorum. Çünkü hep farklı rakamlar, herkes çok farklı telaffuzlarını da bulunuyor. Şimdi gerçekten İzmir'deki diğer hemşeri derneklerimizin başkanlığıyla görüşüyoruz. Tabii ki herkes bir şekilde çok olduğunu, bir bu hemşerilerine ulaştığını söylemek durumunda. Ama bizim gerçekten İzmir'de diğer hemşeri derneklerine baktığımız zamanki kısımda çok bir sayımız, onlara göre bir çok sayımız yok. Tespit edebildiğimiz kısmıyla yaklaşık olarak 15 bin civarında bir hemşehrimizin olduğunu düşünüyoruz. Üstü olabilir, altı olabilir. Yani öyle bir 100 binlik, 50 binlik bir sayı 300 bin, 500 bin demeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii Kastamonu İzmir'e çok şey, İzmir'e biraz daha mesafede. Ama İstanbul'da gerçekten 1,5 milyon bir Kastamonlu bir hemşeri sayımız var. Ciddi bir sayımız ve orada da kayıtlarda herhalde Sivaslılardan sonra İstanbul'da en çok Kastamonlu var.
Bu sebeple de o konuda İstanbul'da belli yani bir söz sahibimiz var. Kastamonu nüfusunun herhalde 3 ya da 5 katı Kastamonu dışında. Tabii şu andaki Kastamonu'nun merkez ve diğer ilçelerle birlikteki nüfusu en son bildiğim kadar yanlış telaffuz edebilirim ama yaklaşık olarak 360 bin civarında bir rakam olarak biliyorum. Yani oranın yaklaşık olarak bir 5 katı kadar İstanbul'u. Çok göç var. Benim kuzenlerim de İstanbul'da. Amcalarımın çocukları da orada. Yani Kastamonu'da bir tek en küçük amcam var. En küçük amcamın çocukları da İstanbul'dalar şu anda. Orada çalışıyorlar sonuçta. Bizim kendi köyüm Daday'dır. Daday'ın da bir köyündeyiz. Orman köyü. Evet. Belli bir sayıdan sonraki kısmı ister istemez geçimini sağlayabilmek için bir yerlerde çalışıyorsunuz. Benim babam 56 yılında astsubay okulundan çıkmak için, astsubay olabilmek için o köyden çıkmış. E tabi çıktığınız zaman da eğer kamu görevi yürütüyorsanız kasınızda, artık köye ancak ihtimalen emeklilikte o da çok fazla uzak, mümkün de olmuyor. Olmuyor şu andaki kısmında. O yüzden İstanbul'daki sayımız bu şekilde çok yüksek. Burada da hemşehrilerimiz de bizim ilişkilerimizi geliştirmek, birbirimize katkıları, yardımları, sağlığında veya ölümlerine yanında olabilmek, birlikteliğimizi arttırarak işte yemeklerimizi diğer düğünlerinde her türlü katkıyı sağlayabilmek, gerektiğinde de Kastamonu'ya nasıl katkı sunabiliriz? Bizim daha önce başka projelerimiz vardı ama maalesef ekonomik olarak bazı sıkıntılar yaşandığı için geliştirebilme noktası değil. Çünkü Kastamonu'da hayvancılık noktasındasınız. Tarım olarak çok fazla bir şey yapma olanağınız çok az. Turizm ve hayvancılık yolunda projeler geliştirebilirsiniz. Kastamonu bu sebepten dolayı safranbolu evlerini bilir bütün Türkiye, bütün dünya. Ama esasında Kastamonu'da oradan daha güzel eski evlerimiz vardır. Evet. Turizm noktasında. Vallahi kanyonu vardır Pınarbaşı'nda. Dünyanın ikinci kanyonlarından biridir. Aynı zamanda bizim Dadaydene köyümüzde ağaçtan yapılmış hiçbir çivi kullanılmamış camimiz bulunmaktadır. Tamamen ahşap. Tamamen ahşaptan yapılmıştır ve o şekildedir. Gastronomi olarak, yemek olarak çok çeşitlidir. Bu arada Kayserilere biraz top atayım Sinan Başkanıma da burada. Pastırmamız bizim doğaldır. Kim tescilini aldı başkanım? Bizim Kastamonu'dakiler aldılar. Aldılar mı? Evet. Yani Kastamonu pastırmamız o noktasında. Kayseri'yi geçti diyebilir miyiz? Buradan biz sevgili, her zaman onu söylüyoruz. Hatta sevgili Sinan kardeşimize de selamlar. Selamlar buradan o yüzden. Biz hatta bu bir konu, turizm fuarında da bu konuda Sinan'la birazcık arkadaşımızla da bir görüşmede yaptık orada konuşmalarda. Tabii bunlar tatlı, güzel karşılaştırmalar, gelişmeyi sağlayacak durumlar. Evet. Şimdi Kemal Başkanım, ben her sivil toplum temsilcisi başkanıma veya bu alanda gönül vermiş herkese şu soruyu soruyorum. Şimdi Türkiye'de tabloya baktığımız zaman örgütlenme kültürü çok geliştiğini söylemek çok mümkün değil. Evet. Yani bugün Türkiye genelinde 120 bin civarında bir dernek, biraz fazlası var. İşte İzmir'de bu rakam 6500. Bu rakamları telaffuz ettiğimiz zaman aslında toplumdan o çokmuş gibi bir tepki geliyor. Aslında değerli izleyiciler çok falan değil. Yani gelişmiş toplumlarla kıyas yaptığınız zaman bu rakamların çok düşük kaldığını, yani Türkiye ortalamasının %12'lerde, 13'lerde olduğunu, bu hem dernekleşme yani 84 milyon içerisinde düşünün 120 bin tane dernek olduğunu düşünün. Üyelik payına vurduğunuzda %10-12'lerde bir oranlarda 12 civarı bir oranla gidiyor Türkiye'de sivil toplum örgütlenmesi. Şimdi bu açıdan 96'da derneğin kuruluşunda vardım dediniz. O zaman tabii mesleğe yeni başlamış genç bir avukat. Şimdiki genç nüfusa baktığımızda örgütlenme kültüründen daha da uzaklaşıldığını ben gözlemliyorum. Bu bir nasıl oldu? Yani bunu merak ediyorum. Ben nereden icap etti de bir dernek kuruluşunda yer alayım, sivil toplumda yer alayım diye bir duygu ve düşünceyi taşımaya başladınız. Bunların mutlaka bir hikayesi olmalı.
Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tabii memleket Kastamonu olunca İzmir'desiniz. Yaklaşık 8 saatlik bir mesafedesiniz. Köyünüz, amcalarınız, atalarınız orada. Bir de babadan kaynaklanan devlet memuru olmasından dolayı bütün Türkiye'yi dolaşmışsınız. Erzurum'undan tutun. Evet. Ben Samsun doğumluyum. Kastamonlu olmamasına rağmen babamın görevinden dolayı. İlkokulu Erzurum'da okudum. Bolu'da okudum. İzmir'de okudum. Hukuk fakültesini Diyarbakır'da okudum. Türkiye'nin her tarafında dolaştık. O yüzden İzmir'e geldik. Yerleştikten sonraki kısmında da kendinizi ait olduğunuz noktasındaki yerle birleştirmek istiyorsunuz. Bir şekilde aidiyetinizi oraya ile birlikte geldiğiniz noktası, doğduğunuz yere bir borçlu hissediyorsunuz. Bu sebepten dolayı dernekçiliğin ilk başta dediğim gibi işte bulunduğunuz, doğduğunuz ata toprakları o yüzden önemli. O zamanki kısım daha kolaydı. Ama şimdi bu teknolojinin gelişmesiyle kolay gibi gözükse de bile gençlerimiz bilgisayar bağımlısı olmasının sebebiyle sosyal medyaya bilgisayarın başına daha fazla kaldıklarından ikili ilişkiler kopmaya başladı. Hele şu son pandemiden dolayı evlere kapandığımızda daha çok sosyal medya ağırlığı üzerine konuşmaktan ikili ilişkiler işte hijyen ve diğer kurallar yüzünden de hastalık noktasından da bir herhangi bir araya gelmemiz kısıtlandı. Daha da uzaklaştık. Bu sebepten dolayı insanların ilişkileri sosyal bir varlığız biz. Evet. Yani insanın varoluşundan beri bir sosyal varlık, bir arada bulunması gereken, birbirleriyle temasta olması gereken bir varlık. Bu sebepten dolayı da insanların mutlaka birlikteliklerine olabilecekleri nedenler gerekiyor. Bu hemşirecilik, hemşirecilik olabilir, herhangi bir ticari olabilir. Yani bunlar kooperatifler kuruluyor, şirketler kuruluyor, dernekler, STK'lar, odalar var. Bir araya gelip bir amacı gütmeye çalışıyorlar. Bunların en masumesi ve en kolay noktasındaki derneklerin herhangi bir maddi çıkarları yok. Yalnızca insanların manevi duygularını bir araya getirip onları ayakta tutabilecekleri, bir arada bulundurabilecekleri, çıkarsız bir noktasında yürüdüğü ne düşündüğüm bir yer. O sebepten dolayı bu da duygularla. Bu duygularla devam ediyoruz ve inşallah bundan sonraki yönetimi de ben birazcık son dönem Ağustos'ta tekrar aldığımda gençleştirdim. Biraz daha genç arkadaşlardan teşekkür ettirdik. Ve tabii ki dernekçilik en önemlisi de gönül işi. Gönül işi olmadığı zaman, ayırmadığı zaman diğer kısımlarda bu iş yürümüyor zaten. Evet. Kağıt üzerinde kalıyorsunuz yalnızca. Evet, beklentiyi farklı boyutlara çekmemek gerekiyor sivil toplum örgütlerinde. Topluma hizmeti, kendi kitlene hizmet etmeyi, değer vermeyi, onlarla birlikte hareket etmeyi ön plana çekmek gerekiyor. Tabii zaman zaman Türkiye profilinde de maalesef hani derneklerin amaçları dışında kötü algıya sebep olacak kullanımlarının da olduğunu biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. O açıdan bu söylediğiniz önem arz ediyor. Bu bir gönül işi. Zaten adı üzerinde gönüllü bir faaliyet. Ki ben her zaman şu söylemde hep bulunurum. Şimdi sivil toplum örgütleri tanımına birçok kurumsal kimliği dahil edebilirsiniz. İşte dernekler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, odalar vesaire vesaire. Bu bunun bilimsel anlamda çalışmasını yapanlar birçok şeyi tanımlamış sivil toplum örgütü. Ama benim 11 yıllık deneyimim de bunu gösteriyor. Gerçek manada sivil toplum örgütünün temsil edildiği doğru adres ya da doğru tüzel kişilik yapılanması derneklerde. Şimdi odalar diyorsunuz zorunlu aidatı olan yapılar. Siyasi partilerin kendi içerisinde farklı misyonları var. Bir hiyerarşik yapı oluşturuluyor. Bu vakıflar diyorsunuz yine aynı şekilde. Bu açıdan dernekler en doğru adres ve dernekler tamamen gönüllülükle faaliyetlerin yürütüldüğü ve yapıldığı yerler. Bu açıdan buradan ekranlardan bütün dernek iş ve işlemlerine emek vermiş tüm dostlara, tüm arkadaşlara hem sevgilerimizi sunalım hem de kolaylıklar dileyelim başkanım. Zor aynen öyle anlayacağım. Ama ben bir şeyi de size katkıda bulunayım o söylediklerim noktasına. Ben aynı zamanda da bir sendikanın hukuk müşaviriyim.
Orada da sendikalar sonuçta birilerinin, işçilerin, bizimki işveren sendikası ancak ama haklarını korumak için yapılan bir durum. Diğer odalarda da aynı şekilde. Burada dernekçilikte tamamen gönülden ve diğer kısımla karşılıksız yaptığınız takdirde, başarılı da olduğunuzda zaten toplumda ve hemşehrilik karşısında bunun karşılığını görüyorsunuz. Çok da toplumdaki bizim vatandaşımız bunun çok iyi sağduyuları, çok iyi olduklarından karşılığını veriyorlar size. İstedikleri zaman hem manevi yönden hem diğer kısımlarda mutlaka bir yerlere getirip gidiyorsunuz. Önünüz açılıyor. Önünüz açılıyor değil mi? Evet. Ama doğru arada, yapmak şartıyla. Bu arada sevgili Onur Sivaslı Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak iyi yayınlar dileriz demiş. Teşekkür ederiz Onur Bey'e. Teşekkür ediyoruz kendisine. Vural Dinç, Kastamonulu bir hemşerimiz. Yönetim kurulu yap. Sayın Başkanımıza başarılar diliyoruz. Kastamonular omuz omuza, yanınızdayız başkanım mesajı gelmiş. Sevgili Mustafa Şenol, iyi yayınlar diliyorum demiş. Evet. Kendilerine teşekkür sağ ediyoruz. Tabii başkanım bu anlamda hemen bunun akabinde siz Türkiye'de sivil toplum örgütlenmesini nasıl görüyorsunuz? Aslında ipuçlarını biraz verdik ama bir de bir toparlarsak. Yani sivil toplum kuruluşları, dernekler kendi içerisinde farklı kategoriler. İşte hemşire derneği, iş adamı derneği vesaire vesaire. Biraz önce ben resmi rakamlar üzerinden bir istatistik de ortaya koymaya çalıştım. Bunun üzerinden siz nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de sivil toplum olması gereken yerde mi? Ya da ki hani muhtemelen ön yargı olmasın ama henüz değiliz diyeceğiz. Olması için neler yapmalıyız? Şimdi topluma nasıl bir mesaj vermeliyiz? Sivil toplum kuruluşlarının biraz daha kendilerinin güçlerinin nereye kadar gidebileceklerini farkında olmaları gerekiyor. Maalesef yeterince bu konuda örgütlü değiliz. Güçlerini sivil toplum örgütünün neler yapabileceğini örgütlü olduklarında ve birlikte hareket ettiklerinde neler yapılacak, yapabileceklerinin farkında değiliz. Bunu hepimiz öz eleştiri olarak almamız gerekiyor. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar adı altında toplanabileceğimiz, çok büyük kitlelere gidebileceğimiz, aynı amacı güttüğümüz noktasında kendi üyelerimize katkı sağlayabileceğimiz bir yapı bunlar. Ve bu yapılarda siz gerekli gücü ve çalışmaları yaptığınızda önünüzde yerel yönetimler, iktidarlar veya hükümette olan kısımlardakilere gerçekten yaptırabileceğiniz, taleplerinizin yerine getirilmesini sağlayabilecek, ister bütün Türkiye'yi kucaklayacak şekilde karar aldırabilecek veya yalnızca sizin konfederasyonunuzu veya işte derneğinizi veya kendi sendikanızı veya kendi odanızı aldırabilecek, güce sahip olabilme noktanız olabilecek. Ve doğru çalışırsanız, bunu doğru anlatabilirseniz yetkili makamlara, bu Ankara olabilir, bulunduğunuz şehirde olabilir, elbette ki çok şey değiştirebiliyorsunuz. Bizim sendikamızda ben hukuk müşaviri olarak yaptığımızda 2-3 yıl önceki kısımlarda Ankara'da dile getire getire bazı şeyleri değiştirebildik. Kanunlarda değişiklik yaptırabildik. İşte toplu taşıma ile ilgili bir işverenler sendikası ve toplu taşıma ile ilgili birkaç maddeyi de iyileştirme sağlayabildik. Ha, yeterli mi şu anda? Yeterli değil. Çok dağınık bir yapı var çünkü. Ama bu anlatılarak bir an evvel yaşanması gerekiyor. Bu arada pandemiye girdi. Pandemi olduğu için de toplu taşıma ve diğer kısımlarda sıkıntı yaşadık. Okullarda yaşadık. Sivil toplum örgütleri toplanamadı. Genel kurullarını yapamadılar çoğu. Genel şeyde bir yıl bir buçuk ertelendi. O sebepten dolayı da yeniden bir bu birazcık yavaşlamayı ve diğer kısmı üzerimizden atıl toprağa atıp daha canlı bir şekilde, daha hareketli bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Evet. Başkanım şimdi bir de şöyle bir konu var. Hemşehri Derneği olunca tabii bunu da ben sormadan geçmeyeceğim. O İzmir'de 15 bin civarında altı üstü net rakam değil ama. Şimdi hemşeri derneklerinin zaman zaman şöyle bir serzenişiyle hep karşılaştım. Ben kendi adıma söyleyeyim bunu. Biz toplumda özellikle siyasette değerimiz kadar temsil edilmiyoruz yönünde bir serzenişi oluyor. Birçok sivil toplum kuruluşu, bölgesel anlamda işte
federasyon ya da dernek yapılanması altında şehirlerimiz, bölgelerimiz üzerinden yani yeterli temsil edilmediğini özellikle siyaset kısmında bir görüş var sivil toplum temsilcilerimizde. Özellikle hemşire. Sizde nasıl durum? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Yani o konuda tabii ki biz tek başımıza Kastamonular Derneği olarak burada elimizden gelen arkadaşlarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama baktığınızda tüm Karadeniz'i değerlendirdiğiniz zaman da çünkü aynı zamanda konfederasyon ve federasyonda da kurucu üye olduğum için veya yönetimlerde olduğumdan dolayı Karadeniz kısmının bir eksiklik, İzmir tarafında bir eksikliği olduğu aynı kanaatteyiz. Ama bunun için çok çalışmamız, birlikteli olmamız gerekiyor. İşte dediğimiz gibi o birliktelik askeri müşterekle birleşip bu yalnızca dernekler babında değil, şu anda dernekleri konuşuyoruz ama bütün sivil toplumlarda ortak kurumlarında bunların yapılması gerekiyor. Ama Karadeniz'de noktasını, Kastamonu, bir üstlerine dönüyoruz. Biz Batı Karadeniz'de kalıyoruz. Evet. Bunun tabii ki Doğu Karadeniz'i var. 18 il Düzce'den başlıyorsunuz. Artvin'e kadar giden bir 18 tane ilimiz var. Bunun noktasına bir araya geldiğinizde belki üst kademe yönetimlerde, kurumlarda birkaç Karadenizli hemşerimiz ve diğer kısımlarımız var. Ama siyasette ve diğer kısımlarda temsil kabiliyeti ve diğer işte BD başkanlıklarında olsun, diğer kısımlarda olsa bir eksikliğimiz var. Çünkü burada yaşayan insanlarız. Yaşadığımız, bu şehirde yaşadığımıza göre de buraya da katkı koyabilecek hemşehrilerimizin en azından o kademelerde olmasını isteriz ve görmek de isteriz. Ama bunun için de çalışmamız gerekiyor. Kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Kanıtladığımızı da düşünüyoruz bundan sonraki kısımlarda. Çünkü belli bir etkinliklerimiz mutlaka oluyor. Hem büyük federasyonlar babında, hamsi şölenler ve diğer kısımlarında. Bunları da daha etkin bir şekilde önümüzdeki dönemde seçimlerde inşallah bunu göstereceğiz. Evet, inşallah diyelim. Tabii şimdi söylemden şunu çıkardım. Yani aslında sivil toplumun özellikle hemşeri yapılanmalarının bu konudaki yani siyasette kendilerince hak ettiğimiz oranda temsil edilmiyoruz düşüncesi sivil toplum açısından bakınca doğru bir tablo gibi karşımıza çıkıyor ki siz de aynı konuda düşüncenizi paylaştınız. Şimdi bu noktada burada sıkıntı siyasetten kaynaklı mı acaba sivil toplumdan kaynaklı mı? Burada ne söylersiniz? İkisi birbirine iç içine girmiş durumda. Öz eleştiri yapılmak tabii, gerekirse. Yani buradaki çünkü bir birlikteli olmanız gerekiyor. Sonuçta bizim derneklerimizin içinde ne olursa olsun her türlü siyasi partiden veya siyasi görüşte olan insanlarımız var. Buradaki olayımız seçilebilecek yerlerde meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri noktasında doğru adayı doğru yerlerde destekleyebilmemizi gerektiriyor. Şimdi bunu yapamadığınız takdirde, parçalandığınızda bu adaylardan ve diğer kısımlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Tabii siyasette doğal olarak bunun karşınızdaki kişilerin birlikteliği noktasına bakarak sizin adayınızı gösteriyor veya göstermeme kararı veriyor. Sebepten dolayı... O zaman hemen bir Karadenizli olarak bir Karadeniz sorusu da sormam gerekiyor sanırım başkanım. Şimdi... Tabii İzmir'de de Karadeniz bölge olarak düşündüğümüzde doğusuyla batısıyla ciddi bir potansiyel olan bir bölgemiz. Evet. Burada da bizler ciddi bir sayıya ve etkiye sahibiz. Ben siyasette temsil boyutunu bir kenara koydum şimdi. Bizim sivil toplumun açısından bunu söylüyorum. Karadeniz camiasının arasındaki bağı nasıl görüyorsunuz? Sivil toplum yapılanması olarak. Şimdi sivil toplum yapılanması olarak burada bir iki tane yer şeyimiz var. Bir federasyonumuz, bir konfederasyonumuz var. Elbette ki bir bölünme diye düşünmeyelim de bir ufak bir fikir ayrılığı olabilir başka bir şekilde ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde inşallah bunların hepsini bir araya getireceğiz. Çaba sarf edeceğiz. Ben şöyle söyleyeyim, kendi derneğim açısından söyleyeyim. Kuruluşundan beri her iki tarafta da bulunabilen tek kast dernek olarak, il derneği olarak
Kastamonular Derneği var. Ben 20 yıldır bu umudumu kaybetmedim. 2015'ten derneğim kurduğumuzdan 2-5 yılında kuruldu diğer. Diğeri de 2007 yılında kuruldu. Ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Tek başıma da olsa her iki tarafta da üye olduğum için Kastamonular Derneği olarak. Ve bunu bir şekilde aşacağız. O aşmadan sivil toplum örgütlerinin başarıları noktasında her zaman için bir ayağımız eksik kalacağı aşikar. Evet. Tabii çatı yapılanmaları güçlendirmek ve çatı kuruluşlar üzerinden sosyal aktiviteleri hayata geçirmek bence daha doğru. Tabii bu anlamda da bölgenin bütün yapısına, bütün dokusuna hitap edecek üst kuruluşların varlığı, sahaya çıkması. Burada şimdi bir Kastamonlular, yani doğal olarak bir Karadeniz bölgesini konuştuğumuz için bütün Karadeniz derneklerinin il bölge ayrımı yapmaksızın bence bir sorumluluğudur diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Onlar bir araya gelmedikçe sürece dediğim gibi sonuçta bu iş gönüllülük esası takip ediyor. Ve biz burada bir beklentimiz, ileriden başka bir beklentimiz yok. Kendi çocuklarımız için. Bizler artık belli bir yaşa gelmişiz. Belli bir noktadan sonra bunları, bu bayrağı çocuklarımıza devredeceğiz. Bu sebepten dolayı doğru bir şekilde birliktelik içinde birbirlerine mutlaka görüşebilecekleri, selam verecekleri, birbirleriyle görüşebilecek, birliktelikleri olabilecekleri bir yapı bırakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa gelecek için çok umudumuzun olacağı düşüncesinde değilim. Bunu da yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Evet başkanım, hemen yine sivil toplum konuşulurken ben bu yaklaşımı, bu soruyu ben tüm başkanlarımızla paylaşmak, görüşünü almak istiyorum. Şimdi biraz önce siyaset kurumları açısından bir yorum yaptık. Ama bunun yanında bir de devletin kamu ve kurumları ve yine yerel yönetimleri var. Buralarda şimdi ben fikrimi söylemeyeceğim. Bu konuda sizi dinlemeyi tercih edeceğim. Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin sivil toplum örgütlerine bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz gönüllülük esasına çalıştığımız için kamu kurumlarının mutlaka bize gereğinden fazla destek sağlamaları gerekiyor. Çünkü biz onların ulaşamadıkları, göremedikleri diğer kısımları görüp yerel yönetimler olsun veya merkezi hükümet olsun, onlara ulaştırabileceğimiz ayaklar olarak görmeleri gerekiyor bizi. Ama zannedersem çok da İzmir'de böyle bir durum söz konusu değil. Alabildiğimiz bilgiler kısmında başka illerde mesela, ben örnek de verebilirim, isimde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bursa'da mesela bununla ilgili bütün STK'lara için bir arazi tahsis edilip onlara kendi yöreleriyle ilgili hem dernek merkezlerinin olabilecekleri ve kendi yöreleriyle ilgili ev ve yerlerin merkezlerinin sistemini kurabilecekleri bir sistem oluşturuyor şu anda Bursa. Bunlar projeler geliştirilebilir. Bunlar bir araya toplandığı sürece ayrılım noktasında olmayacaklarından, birlikteliğimizin ve diğer kısımları. Çünkü biz hemşirelerimiz burada oldukları sürece kimin durumunun kötü olduğunu, kimin faydalı olabileceğini, biz katkıda bulunabildiğimiz kadarıyla yerel yönetimlerin de görevleri olduğundan bunları yerel yönetimle paylaşmak bizim üstümüzden, işte nasıl muhtarlarla birlikte paylaşım yapıyorlarsa dernekleri de bu şekilde görüp katkıda bulunmaları gerekiyorlar. Ancak ulaşamıyoruz bazen. Veya işte herkes teminki siyasal noktasında dediği gibi kendine yakın dernekle yürüyor. Diğer dernekler kısmında dışarıda kalma ihtimaliniz oluyor. Bir yere tahsis ediyorsunuz, bir derneğe tahsis ediyorsunuz. Diğer derneği görmemezlik deyip oraya ona tahsis etmemek gibi yerel yönetimlerin bazen tasvip etmediğimiz bir durumları söz konusu. O yüzden yerel yönetimler mutlaka daha fazla STK'larla bu tip yardım yapılarla birlikte çalışmaları gerektiğini, desteklerini hiç esirgememeleri, hükümetlerin de dediğim gibi valilik veya belediyelerin katkıda bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Evet başkanım, sizi dinledikten sonra tabii 11 yıllık deneyimimle birkaç cümle de söyleme hasıl oldu diye düşünüyorum.
Tabii şimdi burada kamu kurumlarını biraz ben esnek tutmayı tercih ediyorum. Neden? Şimdi örnek veriyorum. Bir Kastamonular Derneği'nin tabii ki bir sosyal güvenlik kurumuyla, Bağkur'la, devlet su işleriyle çok fazla ortak üretebileceği proje yok. Ama burada hedef kitle, sivil toplum örgütlerinin ana paydaşı olabilecek hedef kitle bizim yerel yönetimlerimiz. Kabul etmek lazım. Neden? Salon, örnek veriyorum, derneğimizin yapacağı etkinliği yapabilme ihtimali olan salon belediyenin elinde. Ne bileyim, birçok alternatifler. Tabii belediyeleri de şu noktada zorlamamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kanunu, bir anayasası ve buna uygun düzenlenmiş. İşte belediyeler kanunu vesaire vesaire vesaire. Yani bu mevzuat çerçevesinde yerel yönetimlerin taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyorum. Ama gördüğüm şu maalesef. Burada siyasi bir yön belirtmeden bunu söylüyorum. İktidarı, gücü ya da belediyeyi eline alan kuruluşların şöyle bir bakış açısı oluyor maalesef. Kendine yakın bulduklarına, işte biraz önce sizin söylediğiniz alternatifleri ya da toleransları sağlıyorlar. Bu böyle olmaz. Yani sonuçta şimdi örnek veriyorum, Kastamonular Derneği'nin görüşü, düşüncesi, belediye başkanlığı yapan arkadaşımızın ya da siyasi partinin düşüncesine uymuyor diye salonu vermemek ya da başka bir yerde engel çıkartmak çok bana ne demokrasiyle bağdaşır ne de devlet yönetimi ölçüsüyle. Çünkü bu ülkede anayasa çerçevesinde her vatandaş devletin kendisine sağladığı hak ve imkanlardan faydalanır. Görüşüne bakmazsın. Bir tek sınır koyuyoruz, bir tek çizgi koyuyoruz orada. Bölücülük yapmayacaksın kardeşim. Vatanın, milletin, bayrağın, birlik ve bütünlüğü noktasında karşı bir hamlen olmamak kaydıyla, şartıyla sağ görüş olabilir, sol görüş olabilir. Bunlara bakılmaksızın bence yerel yönetimlerin tüm sivil toplum örgütlerine aynı oranda destek olması gerekiyor. Ama maalesef, bakın bunu sizler de yaşıyorsunuz mutlaka, görüyoruz. Kent konseyleri vardır büyükşehir belediyelerinde. Evet. Ya bırakın orada bari demokrasi işlesin başkanım. Ama birileri şu olacak diyor, herkes onun üzerine oynuyor, oyunlar kuruluyor falan. Bunlar bilmiyorum. Hani biz bu ülkede demokrasi, demokrasi, demokrasi diyorsak, o zaman bırakacağız demokrasinin kendi doğal olgusu içerisinde yaşamasına müsaade edeceğiz. Ben Kemal Balcıoğlu'nun başa geçmesini istemiyorum diye buna engel olmaya çalışmayacağım. Eğer Kemal Balcıoğlu burada verimli olacağını, onu seçecek kitleye anlatabilme başarısını göstermişse bırakacağım, seçilecek. Ha, o zaman ben Kemal Bey'le aynı görüşte olmasam bile oturacağım masaya, bu ülke için, bu insan için, sivil toplum için, belediye için, İzmir için neyi nasıl yapacağımızı hesaplayıp karşılıklı işbirliği içerisinde ülkemize bir fayda sağlamayı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ki siz de aynı noktadan baktınız. Şimdi sevgili başkanım, İzmir gündeminde birkaç gündür önemli bir konu var. Ben de önemsedim aslında. Niye böyle bir çıkış yapıldı? Bir İzmirli bir vatandaş çıktı ki İzmir'de etkin ve yetkin bir vatandaş. İşte İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu'nun başkanlığını yapan, aynı zamanda ESİAD, Ege Sanayi İş Adamları Derneği'ni daha önce de başkanlığını yapmış, şimdi İstişare Kurulu başkanlığını yapan Sıtkı Şükrüer, bana göre durup dururken bir açıklamayla gündem oluşturdu İzmir'de. Tabii bu, ben Balkan göçmeni değilim ama şunu düşünüyorum, sonuçta Balkanlardan buraya gelen, o dönemden Anadolu'ya yerleşmiş, işte İzmir'e ya da Bursa'ya ya da başka illere, bu unsurlar, yani bu kişiler Osmanlı'nın zamanında Balkanlara Türkleri, bu milleti temsil etmek açısından yönlendirdiği, gönderdiği özbeöz Türk kardeşlerimiz. Yani muhacirlerin İzmir'e gelmesiyle İzmir'in hangi yapısı bozuldu, ben bunu merak ettim. Aslında bunun cevabı tam açıklamasında yok bu beyefendinin. Şimdi tabii bu Balkan, bizim birçok dostumuz var Kemal abi, sen de biliyorsun. Tabii o arkadaşlarımızın canına sıktı, canını yaktı bence de doğru olarak. Tabii bunu gündeme programda ben özellikle almak istedim. Buradan ha, ne kadar etkisi olur ama ben şunu biliyorum, işte Kemal Balcıoğlu da olsa, Bülent Korkmaz da olsa, biz Balkanlardan ya da muhacir sıfatıyla buraya gelen tüm
insanlarımızı kendimizden hiçbir şekilde farklı görmüyoruz, kendimiz gibi görüyoruz. Bu ülkenin, bu bayrağın, bu vatanın, bu milletin bekası için, geleceği için çalıştıklarına inanıyor ve biliyoruz. Bu açıdan bu konuyla ilgili de bir sivil toplum temsilcisi, bir dernek başkanı olarak ne söylemek istersiniz? Ben şimdi arkadaşın ismini burada da tekrar anmak istemiyorum. Çünkü ona prim yapmak gibi bir şey olacak. Bu sebepten dolayı orada eksik olarak kalan bir şey var. Yalnızca mübadeleyle gelenlere değil, İzmir'e dışarıdan gelen, Anadolu'dan gelen insanları da herkes içine katarak bu cümleyi söyledi. Yani içinde bizler, sizler, diğerleri hepimiz var, hepimiz varız. Bu sebepten dolayı tabii ki mübadeleyle gelenler daha da vurgulayarak söylediği için, öne geçirdiği için daha tepki sordu. Çok özür dilerim. Dediğiniz, herkesin katkı. Bunu bir düzeltelim. Aslında İzmir'e Anadolu'dan da Balkanlardan herkes kastedildi ama mübadil kardeşlerimizi ön plana çıkardığı için olay sanki onlarlaymış gibi bir algıya dönüştü. Dar bir çerçeve yerleşti. Evet. Esasında dar bir çerçeveyle değil, daha geniş, bütün herkesin, STK toplumlarında olanların, derneklerin hepsinin tepki vermesi gerekir. Yalnızca bunları Balkanlardan gelen, mübadeleyle gelen kardeşlerimiz, abilerimiz için sorunu gibi görmememiz gerekir. Bu hepimizin sorunu. Bu sebepten dolayı da bu kişiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayar'ın gerekli işlemleri hakkında yapacağını düşünüyoruz. Yoksa bununla ilgili ben, İzmir mutlaka buna bir tepki, bir cevabını Büyükşehir'e ve diğer kısımlara verecektir. Ben açıkçası takip etmedim. Biraz yoğunluktan dolayı son şey, böyle bir hamle oldu mu Büyükşehir Belediyesi'nden? Benim bildiğim Tunç Sayar, şu ana kadar olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasının dahi olmadığını biliyorum. Evet, şu ana kadar hiçbir şey yok. O söz konusu arkadaşın kastetmediğin noktasında bir böyle bir özrü var ama özür kabahatinden büyük gibi bir açıklama o da yine aynı şekilde. İşte ilk gelenler son gelenler fark etmiyor sonuçta. Buraya herkes geldi ve bu arkadaşlarımız, mübadeleyle gelenlerimiz bahsettiğiniz gibi daha önce zaten Anadolu'dan Balkanlara gidenler, daha sonra da orada Türk oldukları için sıkıntı yaşayabileceklerini düşündüğümüzden dolayı ve yaşayanlar insanlar Atatürk döneminde ve diğer kısımlarda tekrar kendi öz topraklarına dönen Türkler, kardeşlerimiz. Bu sebepten dolayı yani söylenecek çok şey var ama bazen işte canlı yayında ve diğer kısımda olduğumuz zaman ya, tutmak gerekiyor. Onun durumuna düşmemek için ama burada Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve o vatandaşın dahil olduğu STK'lardaki yöneticilerin ve yönetim kurulunların bu kişi hakkındaki gereklerinin yapması gerektiğine inanıyorum. Ve en kısa zamanda yapmaları gerekiyor. Bunun da elbette ki yapmadıkları takdirde STK'lar ve İzmir'deki yaşayanlar en kısa zamanda buna cevabını verecektir. Ki bunun en cevabı herhalde önümüzde seçim var. Yani. Tunç Soyer Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir şekilde yansıyacağını eminim. Evet, şimdi Kemal abi, ya bu tarz söylemler, kimin söylediğinin çok bir önemi yok. Açık konuşmak gerekirse. Daha önce de bir arkadaş yapmıştı bunu, biliyorsun. 4-5 yıl önce bir televizyon kanalında. Hala da yoruma çıkmaya başladı ama maalesef. Bakın, bu tarz söylemler ülke için tehlikeli söylemler. Yani bu ülkenin şu anda... yani buraya da geleceğim. Gerçi önünüzde bir sürü dosyalar var. Bilmiyorum. gözümüzden kaçan bir şeyler varsa siz gündeme getirin diye bunu söyledim. Tabii şu anda toplumun konuştuğu bir ekonomik sıkıntıdan bahsediliyor. Ülkede bir takım sıkıntıların varlığı. Bu siyasi yönü şu anda bizim programımızın konusu değil. Ayrıca konuşulabilir ama neticede bu ülkenin bir realitesi var. Ekonomik anlamda bir darboğaz yaşandığını biliyoruz. Ne bileyim, siyasal anlamda bazılarına göre teori de olsa ülkelerin küresel dünya içinde kendine yer etme çabasından kaynaklı bir ülkeler arası çekişme, bir süreç, hiç vazgeçilmeyecek bir şekilde devam eden bir süreçte. Yani dış dünya şartları, iç ülke şartları, ekonomik şartlar, pandemisi vesaire. Şimdi böyle bir ülkede insanlar ekmeğinin canının derdine düşmüşken, yani kalkıp böyle bir cümleyle yok muvadiller, yok onlar, yok bunlar. Bunlar iyi niyetli söylemler değil kesinlikle.
Yani ben bir iyi niyet aramıyorum. Neticede ben şahsen şöyle bakıyorum olaya. Yani bu Anadolu sınırları içerisinde bu bayrağa, bu vatana, bu millete sahip çıkan herkesin ırk, cins, din, dil, mezhep farklılığına bakılmaksızın birleştirilecek söylemlerin, birleştirici söylemlerin sahaya sürülmesi gerekir. Ki oysa Türkiye'den malum biliyorsunuz Suriyeliler konusu çok tartışılır. Toplumun büyük bir kesiminde işte bazı belediyelerde tepkiler vardır. Ya bunlar falan dururken şimdi tarih öncesi devre ya da burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkanlarda zor şartlarda yaşayan bizim insanımızı, çünkü o insanları Osmanlı, biz yani bu millet git orada beni temsil et diye oraya gönderdi. O insanlar belki Anadolu'da kalsaydı çok daha rahat, huzurlu hayatları da olabilirdi. Aynen. Oraya gittiler, savaştılar, ortamlar öldüler, bilmem sıkıntılar çektiler. Niye bu millet için çektiler? Sonra da Atatürk mübadele kanunu koyarak bu insanların orada yaşadığı sıkıntıları görerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra bu insanları tekrar ülkesine, tekrar topraklarına geri çağırdı. Şimdi bu Atatürk gibi bir dahi bunları bilmiyor muydu? Yani ülkeye bunlar zarar verecek diye bilseydi çağırır mıydı? Bir de olaylara buradan da bakmak lazım. Çok hoş bir söylem değil diye düşünüyorum. Bu açıdan da dediğiniz gibi toplumun bu noktada sadece mübadil boyutunun ötesinde bugün İzmir'de yaşayan Mardinli kardeşlerimiz de var, Hakkari'lisi de var, Rizeli'si de var, Vanlısı da var, Şırnaklısı da var. Var yani. Şimdi bunların hepsi İzmir'e geldi de zarar mı verdi demek lazım. Şimdi Kastamonu biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri. Evet. Ve Çanakkale Türküsü diye bilinen türkü de esasında Kastamonu türküsüdür. Bunu çok, bak bunu bilmiyorduk. Bütün Türkiye maalesef işte bilmiyor detayları kısmında. Şimdi oradan buraya kadar Çanakkale'ye gelenler savaşmışlar. Türkiye'yi, milli misak sınırlarımızı korumaya çalışmışlar o dönemdeki kısımdaki. Ve bunları Anadolu'dan her yerden savaşarak gelen insanların o oradan geldi, bu buradan geldi diyerek ayrımlaştırmaya çalışmak, sırf kentin kendi dokusunu veya şehrini çinsetti gibi yaptılar demenin bir anlamı yok. Ayrımlaştırmayı da gerek. Ona bakarsanız Kastamonu İnebolu'da Kurtuluş Savaşı'nda silahı taşıyan, Anadolu'ya taşıyan, İstanbul'dan taşıyan kentlerden biri. Oradan gelen insanların kendi ülkesine, ister bu İzmir olsun, ister Antalya olsun, ister Diyarbakır olsun, kimseye zarar vermek amaçlı bir işlem yapması noktasında değil. Bunu kişilere bağlayarak, şahıslara, bir belli bir gruba bağlayarak bu şekilde söylemde bulunması akıl mantığa sığacak bir şey değil. Bu yönetimle ilgili bir kısımla olan bir yönetim şekliyle olan bir şekilde o andaki yöneticilerin yapmış olduğu bir yanlışlıkları kişilere, bir gruba, Anadolu'dan gelen, mübadeleyle gelen kişilere bağlanması kadar yanlış bir şey yok. Evet. Bu sebepten dolayı karşı tepki veriyoruz. Yönetimi eleştirebilirsiniz. O anda dönemdeki insanların yanlış yapmış olduğunu söyleyebilirsiniz. Biz de eleştiriyoruz. Şu anda da yanlışlar yapılıyor. Yapılmıyor mu? Eleştiriliyor. Say bitmez. Yani bu adam şuradan geldi de İzmir'e katkı koymadı da yapıyor demenin bir alemi var mı? Belediyedeki birçok başka işlerle, insanlarla ilgili eleştiriler var. Başka sıkıntılar var. Ama bunu şahsına bakarak başka bir yerlere söylemek çok doğru bir şey değil. Evet. Ya insanlar söyleneceklerini, ağızlarından çıkanlarını kulakları duyacaklar. Röportaj vereyim de o işte röportajın hızıyla verdim demeyeceksiniz. O bir yerde ben 30 yıldır işte bu işi yapıyorum, bunları yapıyorum, buradayım, işte bilmem ne şehrin öbür tarafın yakasındayım gibi söylemler zaten doğru değil. Şehri o yaka bu yaka diye ayırmamak gerekiyor. Bunlar tatlı rekabetleri oluşturan, şehrin belli bir noktada ileri gitmesini sağlayacak rekabetler. Olmalı. O şekilde söylenmiyor. Bak ne güzel şu anda Karşıyaka'yla Göztepe futbol takımları, Karşıyaka yukarıda olsaydı rekabet noktasında bir şekilde gitmiyor muydu? Altay şu anda bir noktada gidiyor. Altın Ordu Spor Kulübü bir noktada Türkiye'nin örnek kulübü.
Tabii başka, bunları ayrımlaştırmayı değil, birleştirip bir noktaya getirmeye çalışmak lazım. Kemal abi mesela örnek esprisini de yaparız. Dostlarla, arkadaşlarla, Karşıyaka'da yaşayan, özellikle buradan Karşıyaka'da yaşayan tüm Karşıyakalılara da selamlarımızı iletelim. 35,5 diye bir söylem vardı. Ama bu hani hiçbir zaman bizim o bildiğim, ama bu söylem ya da temsil ettiğimiz yer de çok önemli. Yani normal kahvede bir insan konuşurken o anki algısına göre böyle bir yorum yapabilir. Bakın bu insani bir bakış açısıdır derim. Ama temsil ettiğiniz ve kamuoyu önünde bunları özellikle böyle dillendirmek, ben bir iyi niyet arkasında bir iyi niyet olduğunu düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Hoş, ben de aynı fikirdeyim ama. Hoş bir söylem değil. Tabii ki yani bunun yani şöyle bir şey var. Özür dileyecek sözü söylememeyi tercih etmek daha bence insani bir... İşte bulunduğunuz makam bir toplumu, bir belli bir kurumu temsil edecek makamda oturuyorsanız on düşünüp bir söyleyeceksiniz. Kesinlikle. Ağzınızdan her çıkanı söylemeyeceksiniz. Ona kadar sayacaksınız. Bizim büyüklerimiz bizi böyle öğretti bazı noktalarda. Hatta susacaksınız. O konuyu geçiştireceksiniz. Röportaj veriyorum. Olmaz. Durumuyla. Olmaz. Biz de burada program yapıyoruz. Aklımıza geleni söylemiyoruz bu noktasında. Yani bir hayatın bir dengesi vardır. Bu dengeyi her şekilde. Ha bu dengeyi şahsi olarak söylemiyorum. Ülke, vatan, millet değerlerinin doğru kurgulanması açısından kullanmak gerekiyor. Aynen. Hiç yani şey bugün değil. Ben bütün siyasi söylemlerde ayrımcılık yapan tüm söylemlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada da bir kitle, yani aynı tepkiyi ben içsel olarak örnek veriyorum. Mardinli hemşerilerimiz için söylense de aynı şeyi düşünürüm. Vanlı kardeşlerimiz için söylense de aynı, Ağrılılar için söylense de, Edirneliler için söylense de aynı şeyi düşünürüm. Çünkü hayatın bir realitesi var. Bu realite içerisinde insanoğlu bir döngü yaşar. O döngünün içerisinde yolu İzmir'e de düşer, Van'a da düşer, Kars'a da düşer, Edirne'ye de düşer, Bosna'ya da düşer, Selanik'e de düşer. Ha bu insanların aslında çok özgür iradesiyle tercih edecekleri şeyler de değil. Şartlar sizi bir yerlerde yaşamaya zorlar. İşte Kemal Balcıoğlu, Kastamonulu ama Türkiye'de birçok ilde dönüp en sonunda İzmir'e gelmiş, İzmir'de ikamet etmesi gerekmiş. Niye? Şartlar bunu bu hale geldi. Hani bu açıdan o oradan geldi, bu buradan gitti, o yaptı, bu yaptı falan. İşte Kemal abi burada sizlerin, hemşeri derneklerinin önemi net olarak ortaya çıktı. Aynen katılıyorum size. Yani bu söylemleri, çok özür dilerim sözünü kesmiş olmayayım, bu söylemleri şey yapacak, defans yapacak, bu söylemlerin önüne geçecek, ciddi hamleleri yapabilecek yegane örgüt yapıları bence sizlersiniz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? İşte baştan beri söylediğimiz noktasındaki olay o. Hemşeri derneklerinin bulunduğu yere katkısıyla birlikte yaşadığı yerlerde katkıda bulunacak, doğru katkılarda bulunacak. Geldikleri ata topraklarına da katkıda bulunacak. Biz burada kazanıyoruz ve burada katkı bulunmak için buralardayız. Evet. Bu görevleri yapıyoruz. Niye? Yerel yönetimler veya merkezi hükümetle bizim bulunduğumuz hemşeri derneklerinin başkanlıkları, kurumlar köprü ayağı görüyor zaten. Bu ile buraya nasıl doğru katkı yapabiliriz? İnsanlarımızla, buradaki insanlarla veya yaşadığımız şehrin bir adım daha ileri giderek daha iyi şekle nasıl sokabiliriz diye. Çünkü atalarımızın söylediği sözler var. Yani bunu çok fazla araştırmaya, geliştirmeye ya da Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek de yok. Evet. Herkes kendi evinin önünü süpürürse önce sokak, sonra cadde, sonra ilçe, sonra il temiz olur. Biz kendi sokağımızı, diğer ilçemizi yaparsak bütün şehir temiz olur. Bütün şehir gelişmiş olur. Aynen öyle. Biz buraya katkı koyuyoruz. Fikir üretiyoruz burada. Ondan sonra dönüyoruz. Buradaki niye dönüp de bu arkadaşlar ya da Tunç Soyer bir başkası gidip de Avrupa'da başka bir şehirle kardeş şehir olmaya çalışıyor? Bu sebepten dolayı görgüsünü, bilgisini, kendisini geliştirmek amaçlı oluyor. O zaman gidip ya kardeş şehir ilan etmesinler başkalarıyla. Değil mi? Bu düşüncedelerse, birileri gelip de buradaki şehri kötülüyorsa insanlar, o zaman onlar da başka yere gitmesinler. Evet, aynen öyle, katılıyorum. Tabii bu konu dediğin gibi çok da şey yapılabilir ama
Yani biz bu kadarını söyleyelim. Biz bu kadarını bugün söylemiş olalım. Tunç Soyer eğer gerekli refleksi diğer kısımlarına geleni yapmadığı takdirde elbette ki bunun daha sonraki kısmı daha yüksek sesle dile getireceğimiz platformlar olacaktır. Başka şeyler olacaktır. En kötü ihtimalle işte bir yıl sonra seçim sandığı olacaktır. Orada bunun tepkisini evet, ve cevabını alacaktır. Vatandaşı çok da hareket görmemek lazım Kemal abi. Aynen yani, öyle. Vatandaş, yeri ve zamanı bizim, geldiği bizim zaman insanlar, cevabını verir. Bizim toplumumuz çok sabırlıdır. En son noktaya kadar sabrını gösterir ama bıçak kemiğe dayandı mı gerekeni de yapar. Evet. Sevgili başkanım, tabii sohbet güzel, konu güzel. Programımızı toparlamamız gerekiyor. Zamanımız geçti doldu, mi? Geçti. Ben biraz daha vakit vardır geçti diye düşünüyorum da. Çok güzeldi. İnşallah. Konular ve sohbet güzel olunca da biraz da zamanımızın üstüne bile çıktık. Yani sohbet güzel olunca süreyi şey yapamıyoruz. Ben son olarak neler söylemek istersiniz? Bir toparlamanızı isteyeceğim şimdi, sizden. Tabii ki öncelikle bu vakti, zamanı bize ayırdığınız için, söylemlerimizi dile getirebilmiş, Kastamonu'yu tanıtabilmemiz açısından bu fırsatı verdiğiniz için size ve kanalınıza teşekkür etmek isterim. Kastamonu ile ilgili tekrar döneceğim. Gerçekten kendi ata toprağım olarak söylemiyorum. Bu, Türkiye'ye belli katkılarda önemi olan bir kent. Az önce bahsettiğim gibi Kurtuluş Savaşı'nda gerçekten silahların Anadolu'ya taşınmasında İnebolu'nun çok büyük katkıları var. Çok eski bir şehir. Kendi Dalay ilçem M.Ö. 5000 yılına kadar dayanan bir tarihi var. Çok eski bir tarih. Evet. Dada'ya 30 Ağustos, 23 ve 31 Ağustos 1925 yılında Atatürk'ün geldiğini, Şapka Devrimi'nin Kastamonu'da olduğuna dikkate aldığınızda... O konuya özellikle girmedim zaten. Evet, farkındayım. Ve Türkiye'nin ilk Şapka Müzesi'nin Kastamonu'da olduğunu... izleyicilerimize söylemek isterim. Bu arada yine bir katkıda bir daha bir şey söyleyeyim. Bilmedikleri Osmanlı döneminde Üsküdar'a kadar, İstanbul'a kadar Kastamonu eyaletine bağlıymış İstanbul. Arada ben şunu şöyle anlatıyorum. O rivayetler hep söylenir ama. Yok yok, var. Kayıtlarda var. Yok, ben çıkardım. Yok, espri yapayım. Hani hep de, öyle derler ya, siz bize bağlıydınız. Ben arada Fenerbahçeli de olduğum için onu da söyleyeyim arada. Neden Fenerbahçeli? Üsküdar'a kadar, Kadıköy'e kadar Kastamonu'ya bağlıymış. Hmm. Kastamonu ve Fenerbahçe bir birlikte deyip o şekilde kendime bir yalnız bir kapı daha bahane buluyorum. Buldum. Bahane buluyorum. Bahane yani. Ama gerçek ve şey bir bahane. Yok, tabii o, şey o gerçek. Değil. O ben işin esprisini ben yaptım orada. Ama gerçekten sivil toplum örgütleri, STK'lar, hemşeri dernekleri bu ülkenin olmaz olmazlarında birbirimizi bir arada tutabilmek, anlayabilmek için, birlikteliğimizi geliştirebilmek amaçlı olarak gerçekten yaşaması gereken, aktif olarak mutlaka günlük hayatımızda olması gereken, yalnızca Kastamonlar için söylemiyorum, nereden olursanız olun, Anadolu'dan veya bir başka bir yerden, nereden geldiyseniz, İzmirli de olsanız, İzmir dernekleriyle ilgili mutlaka bir sivil toplum örgütüne, kendi derneğinize üye olun, katkıda bulunun, İzmir'e ve Türkiye'ye nasıl katkı olabileceğinizi bir projeler geliştirerek katkıda bulunmanızın önemini bir kere daha dile getirmek istiyorum. Evet, bu dilek de zaten birçok şeyi ifade ediyor. Evet değerli izleyiciler, biz tabii Time 35 televizyon olarak her hafta Bilinçli Toplum programında sivil toplumun sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerden de her zaman bir isteğimiz oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederek ediyorsunuz, bize güç veriyorsunuz. Buradan hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takip etmeye devam edin. Biz bugün Kastamonu'yu ve Kastamonu ile birlikte aslında sivil toplumu, sevgili Kemal Balcıoğlu, Kastamonular Dernek Başkanı, aynı zamanda avukat. Bir sorum daha var da onu artık sormayacağım. Başka bir zaman avukat kimliğini alalım başkanım, öyle soralım. Türkiye'de peki, hukuk diyecektik. Ama ona kısmı, girmeyeceğiz. Evet, bugün. O zaman birkaç saat lazım. Çünkü süremiz dolduğu için programımızı kapatmamız gerekiyor ama şunu her zaman vurguluyoruz. Evet değerli izleyiciler, sağlık her şeyden önemli. Lütfen sağlığınızı koruyacak önlemleri, dikkatleri almakta imtina etmeyin.
Bir korona gerçeğimiz hala maalesef var. Yokmuş gibi davranmayalım. Sağlık önemli. Ben sağlıklı haftalar dileyerek bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta inşallah yine farklı bir konu ve konukla Time 35 ekranlarında sizlerle olacağız. Sevgiler ve selamlar.